Günaydın. Günaydın Zumurcuğum, nasılsın? Günaydın şefim. İyiyim. Çok şeker gözüküyorsun. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim. Mutluyum. Bak, bahçıvan tulumumu da giydim. Ne yalan söyleyeyim, çok yakışmış. Teşekkür ederim. Hatta bugün avcılara kadar geldim. Yoldan şikayet etmiyorum. Gayet mutlu ve enerji. Hayırdır? Neden şikayet etmiyorsun? Güzel bir gün. Güneşli bir gün. Hatta bugün Nalan Hanım'ın misafiriyiz. Ya, neredeyiz? Avcılarda Nalan Hanım'a geldik. Bilmiyorum, heyecanlı mı değil mi? Nasıl şeylerle karşılaşacağız? Dolabında neler var? Beni neden çağırdı çok merak ediyorum. Ben de seni neden çağırdıklarını çok merak ediyorum. Eğleniyoruz bence. Gülüyoruz da. Bir de yemek de yapmamız lazım. O zaman ben Nalan Hanım'ın zilini çalayım mı Zumurcuğum? Hep çal hadi. O zaman ben Nalan Hanım'ın zilini çalmaya gidiyorum. Tahsin şefim, Tahsin şefim, hoş geldiniz. Geliyorum, aç kapıyı Nalan ablacığım. Nalan abla. Canım, hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Bu ne güzellik. Beğendin mi? Şimdi çok güzel. Canım benim. Burası eviniz değil mi? Evet canım, bizim evimiz burası. Şu kapıyı kapatacağım. Kapat, kapat, kapat. Şefim ne oldu? Bu şey ama üçüncü obadan kalma oklar ve kılıçlar. Antika tencere, evet. Tabağı. Evet, evet. Biz biraz meraklıyız böyle şeylere. Biraz mı? Gel. Oo. Canım benim. Bu kaçıncı Murat'ın eşinin kıyafeti? Bu benim 14 yaşında yaptığım yöresel bir kıyafet. Bunu saklıyorum o günün anısı diye. Bunu ben 14 yaşındayken kendim yapmıştım. Çok güzel. Atamıyorum, biraz eskiciyim. Hayır işte. Ne eski, her şey pırıl pırıl gözüküyor bu arada, baksana. Evet, bakırlar, heybeler. Şöyle geleceğim. Zumur, sakın ola ki bir yere çarparsın. 3 bölüm parası ödemek istemiyorum. Vallahi ben de çok tedirginim. Elimi kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum. Sanki müzedeyiz. Beşiğe baksana. Ay, aman aman aman. Pardon, aman. Size derken ben çarptım. Bu hangi aşık çeşmesi? Bu çeşme değil canım. Bu mangal. Ne? Mangal tabii. Yaktık ama. Yakarız inşallah bir gün. Bunlar da mangallar. Şefim, terliklerini tutmak ister misin? Aa, atma, hayır. Bir yere çarparsa kırılır. Bak. Sinirimi bozma, bir yere çarparsa bak ödeyemeyiz. Bu arada yenilerini istiyorum. Özellikle böyle evlere geldiğimizde mutlaka bana... Alternatif böyle altın maraklı maraklı bir şey alın. Değil mi? Alın mı? Uyusun değil mi en azından? Evet. Bunlar evet. Ne böyle? Bunları ben kendim yaptım. Bunlar benim tarhana eleklerimdi. Şaka yapıyorsun. Evet. Bunları değerlendireyim dedim. Keçeler koydum işte. Gece şu evde tuvalete kalktığını düşünsene. Ama o köylü güçlü, çalışkan ama muhteşem bir kadın. Bak sırtında. Evet, emektar kadın. Aynen, annelerimiz kadın. Gibi, analarımız gibi. Şefim, evi görünce ben de çok şaşırdım. Müzeye de benziyor, antikacıya da. Nalan Hanım her şeyi ben yaptım diyor ama merak ettim, ne iş yapıyormuş? Kaç yaşındaymış? Çok doğru. Ben inanın kabı kacağa bakarken sizi unuttum ama. Kaç yaşındayız Nalan abla? Ben 67 yaşındayım. Hoş, bir yerde 55 deme. 55 doğum. Hoş, demeyeyim olur. Mi? Hiçbir yerde deme. Demeyeyim. Hiçbir yerde olsun, mi hiç göstermiyorsun? Nazar değmez, nazar maşallah, değmez. Maşallah, subhanallah. Nazar değmez. Ya da buraya da vursam taş duvar. Antika, anlatabiliyor musun? Teşekkür ederim canım benim. O sizin güzelliğiniz. Ne işler yaptınız? El becerinizden bahsediyorsunuz. Ben 16 yaşından beri örgü örüyorum. Çok seviyorum örgü örmeyi. Böyle ufak tefek işte işleri, sanatsal şeyler, eskileri değerlendirmeyi çok seviyorum. Yani şimdi bu benim bir tarhana eleğimdi. Sultanahmet, çok paslanmıştım. Sultanahmet'te bu kadar tespih yok, ben sana söyleyeyim. Onu işte değerlendireyim dedim. Değerlendirdim onları küçük objelerle. Böyle şeyleri seviyorum. Hem yaparken ruhumu dinlendiriyor. Bu hangi padişahtan kaldı? Bunlar seviyorum çok... öyle şeyleri. Ben buradan işte giderken bir bakır kap almadan gidersem... Ay canım benim. Hiç bana canım yakışan benim. Bir hareket yapmış olmam. Değil artık mi? En kendince ötekileştirdiğim bir kabın kacağın var ise... Senin, mutlaka alır giderim. Senin tam memleketine kuymak
Tavaları var. Var değil mi? Var tabii. Aa, mutfakta gideyim. Geçince göreceksin. Tamam. Sen daha holden bu kadar etkilendin. Salona geçmek ister misin? Geçelim gel. Hadi buyurun. Atlara bak. Ya. Bir saat korumak için bu kadar at terperişan. Kurban olduk da mı saatlerdir pek. Gerçekten evet. Antika. Gel şimdi salonumuza. Zumur gördü. Topkapı Sarayı. Ciddiyim Topkapı Sarayı. Kaşıkçı elması şurada bir yerde değilse benim adım Tahsin değil. Bu nedir ya? Sorma sorma. Çok altın anneciğim. Çok sorma sorma sorma. Şefim ne bu hal? Bak şu an 100.000 lirayım. Şu an gerçekten 100.000 lirayım. Bu arada anahtar buldum. Bak benim kalbimin anahtarı bu. İnsanlar böyle geliyor. Şu anahtara bak, şuna bak. Olur mu bu buna? Olmaz, yapmayın. Doğru anahtarı bulun. Buradan herkese sesleniyorum. Senin kalbinin kilidi bu. Ama açık bu. Dur, anahtarını da vereceğim. İşte anahtarı da bu. Yalnızım. Ne kadar altın varaklı evinizde olsa, yalnızım. Yok yok, sen yalnız değilsin. O kadar çok sevenin var ki senin. Ablam vurulurum, vurulurum. Yok yok, bir şey olmaz, vurmaz. Kasketle gezin bu evde. Vallahi çok eski bunlar, onun için hiç atamıyoruz, veremiyoruz. Eski eşyalarımız hep değerli. Bu şey, yani. Bunlar kolonya mı? Evet, kolonya. İlk kolonya bunlar. Evet. Tabii kolonya icat edildi bu evde, beni görüyor musun? Bak. Maşallah. Şefim bak işte aradığın aşk çeşmesi. Zuz, ne aşk çeşmesi? İzmir'de yok bu saat kulesi. Bu ne böyle? Bu havuz aslında. Hangi Atina bu? Havuz mu bu? Evet. Su mu çıkıyor bundan? Evet. Şurada buradan mı? Şıkır 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 akıyor böyle. Bunları giderken götüreceğim. Götür canım. Ne demek götüreceğim? Çok ayıp. Yani istiyorum. İstiyorsun. Vermeyin Nalan Hanım. Bunlar pirinç, altın, ne bunlar? Abi şuna baksana. Çok ya. Eski bunlar. Nereden baksan 40-50 senelik yani. Şunu görüyor musun? Evlendiğimizden beri. Kaç yıllık evlisiniz? Biz 51 yıllık evliyiz. 51. 50 de değil. 50 de değil, biri de var. Maşallah, 51. Maşallah, subhanallah, maşallah, subhanallah. İlk radyo da burada bulundu. Evet. Bak, o gel. Benim, bu benim çocukluğumda babamın annemi kullandığı çocukluğunda radyonun. Çocukluğunda dediği 1930. İşte 1960-65 seneleri. 60-65 senesinin ilk radyosu. Radyosu, Türkiye'ye evet. Geldi. Bu da öyle, bu da öyle. O da öyle. Abi şu vazolara baksana ya. Çok eski bunlar. Maşallah. Seviyoruz biz böyle. Ben de istiyorum. Bunları bana bıraksanıza. Canı sağ olsun. Bak gerçekten çok güzel. Bunları kim siliyor? Allah rızası için. Bunları ben artık şeyde yıkıyorum makinede. Artık silmekten. Tabii tabii. Tek 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 çıkartıyorum bunları. Bunları şey yapıyorum. Şefim, bütün evin temizliğini Nalan Hanım kendisi yapıyormuş. Yardımcı bile almıyormuş, biliyor musun? Gelmiyor bana. Yardımcı gelmiyor bana. Bakıyor yani varsa... diyor ki bu tozu almam, onu almam, bunu almam. Bir camı silerim. Zaten halı yıkanıyor sürekli makineyle. Ben de ne yapayım? Kendi işimi kendim yapıyorum. Yapabildiğim yere kadar. Evde çok aksesuarım var, sildiremiyorum. Kendi işimi kendim yapıyorum ben de. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Bu plaklar falan. Tabii tabii. O altın plak. Aa. Tabii görmüyor boyadınız musun? Evet tabii ki. Bir de altın plağımız olsun dedik. Bu kim? Siz gençliğiniz mi yok, bu? Yok, o benim kızım. En küçüğüm benim. En küçük kızınız. En küçüğüm. Gençliği burada. Bak ilk evlilik fotoğrafları. Burada kaç yaşındasınız? 18. Ey maşallah ya, şuna bak. O zaman fotoğraf makinesi var mı?
Vardı canım. Video yoktu o zaman. Çizmişler mi? Tablete yapmışlar. Baksanıza çok ağır bu. Evet. Maşallah ya. Şefim yemek yapmak ister misin artık? Şimdi bu evde sabaha kadar gezebilirim. Gezebilirsin. Misafir, çocuklu misafir kabul ediyorsunuz mu? Ediyorum tabii. Ne cesaret peki? Ama yok canım, olur mu? Biz çocuk büyütmedik mi? 9 torunu varmış Nalan Hanım'ın. 9 torunum var. Ne? En büyüğü 23, en küçüğü 4 yaşında. En büyüğüyle aynı yaş. Nereye gidiyorsunuz? Yemek yapacağız ya. Beni de alın. Saray mı geziyoruz, sergi mi? Beni de alın, bir de şuralara şerit menit çekin. Vallahi Ece bunlardan alır ha. Gel. Hadi. Hadi gel. Girelim mutfağa biz. Sen yemek yolu yapalım, göster hadi. Bana. Buyur canım, gel. Dur, geliyorum. Şöyle mutfağa doğru, aman aman, her yerde avize, her yerde taş, pul, payet. Yok, evet. Varak bugün. Konumuz altın varak. Altın varak, tabii. Öyle mi? Buzdolabını görmesek mutfak demeye bin şahit ister. Yani inanır mısın gerçekten? Baksana şunlara ya. Bunlar çok hemen hemen 10-15 senelik yağlar. Hadi. Bunlar tabii. Ben bazı arkadaşlarıma bunu şey olarak da veriyorum böyle. Şifa. Heh, şifa olarak. Bir şey söyleyeyim mi? Yine bir evde yağın gördüğü hürmetin, evet, hayatımda görmediğim hürmetle. Evet, yağ candır. Mesela bunun içinde kantron çiçeği var. Hadi. Tabii bunda dağ kekikleri var ikisinde. Mesela bunlar mide ağrılarına falan çok iyi geliyor. İşte uzun yaşamın sırrı. Evet. Yazın, kantron yağı. Evet. Kantron yağı da biliyorsun işte yanıklara. Börekleri hazırladım dedim Tahsin'cim. Pırasalı, soğanlı, peynirli. Bu arada pırasalı böreğe Kocaeli'nin köylerinde yani manavlar şey der. Mancarlı börek. Mancağı derler yani pırasalı. Aslında mancara, kara lahanaya da mancar diyoruz biz. Yöre yöre. Evet. Yöre yöre her değişiyor. Her yörenin yerlisi bir şekilde, evet, isim veriyor falan. Bu ev tam böyle eline bir bardak süt alıp torunsan, torbaysan böyle gezmelik, evet, bir ev. Baksana aynen, şunlara. Evet. Biz dışarıdan hazırı şey yapmıyoruz, tasvip etmiyorum ben. Eşim de çok sever beş çayında işte böyle kurabiyeler şunlar filan. Yapıyorum sürekli. Bir de, bugün yarışacağız. Bir de şey oluyor böyle, biliyor musun? Aniden böyle biri geldiği zaman hemen dondurucuda şeyler, börekler hazır. Burada da kurabiyeler hazır. Bir de çay var burada, daha ne olsun? Çok iyi, bugün yapmadık yemek falan. Oturduk, yedik, içtik, eğlendik, gittik. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak ben böyle fotoğraflı dolap seviyorum. Bunlar eski bizim... Benim, bu küçük kızınız mıydı? Bu küçük kızım. Bu benim ilk çocuğum. İlk Allah'ım ya bebeğim. Permalara falan bak hele. Şunlar şöyle koyalım. Maşallah bak. Evet. Bu kimin davetiyesi? O benim davetiyem. Bu benim düğün davetiyem. 51 senelik. Evet. Kızımız Nalan Böncü ile oğlumuz Turgut. Zor zaman. Zor zaman. Şey gibi değil mi ama? Evet. Zor zamanda zor gerçek zaman. Dost. Evet. Zor zaman. Zor zaman. Turgut zor zaman. Gerçek dost. Ama şimdi onların soyadısının bir... Bu gerçek mi? Gerçek. Gözüm alıyor. Sordum soracağım. Evdeki altın varaktan sıranca oraya geldi. Şimdi bu zor zaman soyadının bir anlamı var. Ne? Benim kayınvalidem 38'de zor gelmiş. Zamanında birinin evine gitmiş. Yok. Türkiye'ye gelmişler. Nereden? Bulgaristan'dan. He. Bursa'ya yerleşmişler. Orada sormuşlar, soyadı veriyorlar ya. Demiş ki tabii her şeylerini bırakmışlar. Doğru. Orada. Evlerini, mallarını, hayvanlarını, her şeyini bırakmışlar. Demişler ki sen ne soyadı istiyorsun? O da demiş ki zor zaman olsun. Ben çok zor zamanlarda geldim. Benim soyadımın geçirdim da hikayesi var. Ya ama zor zaman bak kimse de yok. Benim soyadım küçük. Hiç merak etmiyorum. Anlatmıyorum. Nazar, nazar, nazar. Buna çok inanıyorum. Evet, nazar, kesinlikle nazar. Nazar. Bunu taksam mı acaba? Bir tane de ağzıma muzurluk takın, ben kurbanlık dana gibi gezeyim ortalıkta. Ay dur şuradan şey alayım. Dur taksın. Gel güzelim. Buraya takayım bak.
Bunu gördüm hiç nazar değmeyecek şimdi. Dolabı açayım ben. Bir noktada yemek yapmamız gerekiyor. Şimdi dolabımızı böyle boş görüyorsun ama biz yarın gideceğimiz için yazlığımıza. Nalan Hanım'ın dört kapılı heybetli buzdolabı adeta reklamlardaki buzdolapları gibi. Dolabın her katına ayrı bir sanat yönetmeninin eli değmiş gibi. Bakalım Tahsin Şef Nalan Hanım'ın bu düzenli buzdolabından hangi malzemelerle hangi yemekleri yapacak? Bu gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Börek var. Bakayım. Tatlı evet, var. Evet, tatlı var. Neli bu ne? Çikolatalı. Şeyli, vanilyalı tatlı. Vaa. Bakabilir miyim Tahsin Şef'im? Bakamazsın. Oradan gördüğün kadar. Yeter. Böyle bunu koyuyorum. Akşam ben yerim hepsini. Sizin için gitmeden yaptım. Teşekkür, benim. Evet. Teşekkür ederim. Zumur gö... Ana. Tereyağımız. Çok evet. Güzel. Evet, bakraç. Renge bak. Evet. Benle aynı. Sapsarı. Yemeklere şey katıyor, tat katıyor tabii ki. O zaman sen ya yazlığa gideceksin diye evet, ki yazlığın olduğu detayını da atlamayalım. Evet. Nerede yazlığınız? Şimdi bizim iki yerde. Bir Bozkurt, Abana'da. Bir ne de dertler, ne dertler. Tekirdağ'da. Nerede bunun düğmesi? Buldum. İstanbul'a yakın diye Tekirdağ'a gidiyorum. Şefim ikisine aynı anda basman lazım. Dolabın içinde çok vakit geçiriyorum diye kızıyorsunuz. Ama yapacak bir şey yok. Yemek yapacağız. Evet, yemek yapacağız. Şimdi kuru ekmek, mantı, tarhana. Ben bu sebzeyi aldım. Bunları da alıyorum. Al canım. Çünkü bunlar madem gideceğim bozulurlar. Evet. Değerlendirelim. Evet. Her yerde el yapımı reçel var. Bak bunlar hazır yemekler mesela. Şu gördüğün patlıcan. Zeytinyağlı patlıcan. Ben böyle... Konserve mi? Konserve yapıyorum. Bamyalarımız vardı, bitti. Bak ben sana söyleyeyim. Bunu çıkıp çıkart ısıt. Börek de var. Bunları bir güzel tamam, yağda kızart. Akşam, üstüne yoğurt. Tamam, bitti. Tatlıyı da yanında yedin mi? Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Bitti. Görüşürüz. Gerçekten fazla Allah. İkna oldun değil mi? Ya inanın yerim yok. Çünkü gerçekten de korkuyorum. Bir tane baret alın bana. Böyle evlere gittik mi kafama bir şey düşmesin diye. Düşmez. Asla dolaba bakasım gelmiyor şu aksesuarlardan. Ben aşağıda bir bakıyorum. Bakabilirsin. Bak, turşu ol. Olmadı mı? Baktım bunu ısıttın yetmedi masaya. Bir de turşu koyarsın. Evet, kaşık turşumuz. Evet. Taranımız da burada. Bak bir de çorba da yapabiliriz. Yaş taranımız. Daha ne olsun? Yaş taranımız. Ana. Yaş taranı. Kuru da var. Yani hem kuru tarhanamız var. Ay. Nazar. Nazar. Bugünkü konumuz nazar. Herhangi bir şey ola ki hafif şey yer değiştirirse nazar. Bak şimdi boynu düşürüyorsun sen. O tepsi. Tamam dursun, dur. Yerinde dur. Dur şimdi dur bir dakika. Nereye gidiyorsun? Bak şimdi şu nazarla da bakayım sana. Gel. Gel canım benim. Nazar değmesin çocuğum. Sanırım bu evden gidene kadar her yerin nazar boncuğu olacak. En azından dikenleri batmıyor. Evet. Bir önceki evlerde beni dikenlemeye çalıştılar. Ay çok canım benim. Canım benim. Sürekli aynı yeri açıyorsun. Dondurucuya geçsene artık. Kapatamadım. Çaktırmadan kapatma. Bir saniye. Kapanmıyor. Bir saniye için. Kapı kapanmıyor Zumur. Derler ya makas kesmiyor. İşte o niyetle dedim de bunların hiç bana vermezler öyle para mara. Gel canım, aç. Karın tokluğuna çalışıyorum. Böyle evler bana kek poç yapmasa aç karnına çalıştıracaklar beni. Bizim difriz de full. Evet. Zumur şura bak. Şimdi burada ciğer sarmalarımız var. Burada nezaket köftelerimiz ne var. Ne köftesi? Nezaket köftesi. Ne kadar ki hazır var yemeklerimiz. Nezaket köftesi ne demek ya? Ya şimdi adı öyle nezaket. İçi kıymalı beyti kebabı gibi bir şey evet, mi? Evet, beyti kebabı gibi. Köfteye bile nezaket öğretilmiş bu evde. İşte ama sen de biraz bakıp da utansan şuna. Biraz sen de alsan, feyizlensen ki feyizi bilir misin anlamını açıklamayacağım. Kitap okuyorum madem onu da öğren. Hazır her şeyimiz. Bak orada dolma işlerimiz var. Kerevizlerimiz var. Yavrum onlar da ayvalarımız var. Ama ciğer şeyler. Evet, ciğer sarma bu da. Ciğer. Bu da ayrıyeten şey, yürek. Yavrum bunu da çıkart fırına ver. Verelim. Çıtır çıtır olur. Bari pratik bir şeyler öğret şefim. Bu kıyma ne böyle garibim? Ya o böyle kaldı biraz. Ben de onu şey yaptım hani çok geldi. O yüzden onu ayırdım öyle. Artık katık berekettir diye bir şey okudum geçen evet gün. Eskiden de çok şey yapılırmış. Osmanlı zamanında bir yemek kap yemek yapıldığında tabii püf noktası değil bu bir bilgi.
Gerçekten eskiden Osmanlı'da yemek yapıldığında şey yaparlarmış. Bir kısmını ayırıp tabii değerlendirirlermiş. Tabii. O yemeğin öbür yemeğe bereket kattığı söylenirmiş. Bereket kattı. Tabii öyle söylenir. O yüzden bizim salçalı yemek böyle şey bazılarımız hep aynı ya mesela şimdiki şeyde. Onda da böyle kenara ayırıp ondan sonra öyle. Yani hatta esnaf lokantalarında şey usulü de oradan gelmemiş. Bir tabağın içinde kuru fasulyeyi, nohutu falan karıştırıp taze fasulyeyi öyle birlikte yerlermiş. Garip garip şeyler ama güzel. Katık diye bir şey var. Şimdi burada kıymamız var, tamam. Kıymamız var, burada biberlerimiz var. Bak şeylerimiz burada var. Burada da kıymalarım var. Kıymalarımız var. Bunu bilir misin sen bunu? Ne bilmem. Tridine bandın mı hiç sen? He bilirim. He, Kastamonu'nun meşhur tridine bandım simididir bu. Ya. Ya. Kestiniz tabii sakladınız. Tabii kestim. Isıtıp çünkü yiyorsunuz. Her zaman şey yapamıyorum, bulamıyorum. Çok güzel. Azıcık da kuru bakliyat bakalım. Ben hazır yemeklerini tüketmemek ve harcamamak adına beni çağırmış. Evet. Dolabı da hazır hafifletmişken demiş ki son kalanını da Tahsin değerlendirsin. Çok teşekkür evet. ederim. Kuru bakliyatların nerede? Burada canım. Gördünüz mü? O şekerimiz. Ceviz. Nişastamız. Karabuğdayımız. Karabuğdayı. Abal. Bak bunu da kullanalım. Bu burada evet. şekerlenir. Bu ince bulgurumuz. Şehriyemiz. Orada ince bulgurumuz var. Aslında ben içli köfteyi çok güzel yaparım. Aa incecik. Ben daha yaparım. Böyle çıtır çıtır. Tabii sen daha gençsin ama bende de tecrübe var. Onu da bir kenara atmayalım. İçli köfte ama, yapalım ama. Yapalım valla. Epeydir de yapamadım. Uğraşırız Yok. Ne yapalım. Hayır. Buldum. Uğraşmıyoruz. Ne İçli yapıyorum? Köfte yapıyoruz. Uğraşmadan yapıyoruz. Sürpriz olsun. Değil mi? Kolay. En pratiğini, en güzelini gösteriyorum. Yapıyoruz. Evet. Ben başlangıç için malzeme... Patates soğanı nerede? Burada patates soğan. He dışarıda. Dışarıda. Çıkar bakmaya bile gerek yok. Tamam. Patates soğanımız da var. Ben çok güzel bir yemek başlangıçla birlikte buldum. Tatlıyı şöyle baldan türev bir şey yapmayı düşünüyorum. Un su tuzun da var. O yüzden ne yapıyoruz? Ben fikirlerimi bulduktan sonra evet. hemen şuraları toparlayıp ilk tarifimize dönelim. İçli köfte için bekleyin. En pratiğini, en güzelini yapacağız. Ama ilk olarak başlangıçta şuraları toplayalım. Önlüklerimizi evet, giyelim. Hazır vaziyette yemeklerimize başlayalım. Dolapta 3-5 malzeme var demedik yine yemek yapacak bir konu bulduk kendimize. 3-5 malzeme derken? 3-5 malzeme derken dediğin tabii ki de hazır yemekleriniz bizim bugün yapacağımız yemeklerden fazla olsa da biz dedik ki en azından pratik. Kolay. Ama bu evin altın varağına yakışır. Şahane bir yemekle açıyorum kapıları. Öyle mi diyorsun? Adı ne biliyor musun? Yok bilmiyorum. Patates rösti. Oo. Hatta patato rösti. Oo. Tabii. Bu öyle bir tarif ki yiyen herkesi ters köşe eden. Tarif defterlerine yanına 3-5 tane yıldız artı bir de altın varak koydurtan. Yani böyle öyle böyle bir tarif değil. Süper o zaman. Rösti ne demek şefim? Daha bitmedi. Patatesiyle, sebzesiyle, soğanıyla, kaşarıyla bir araya gelip yiyebileceğiniz en iyisi. Yani rösti ne demek? Patates dostu. Ama patates kurtarıcıdır biliyor musun? Zenginin de fakirin de en kolay yapabileceği her şey yapılır bu patatesle. Bu kadar havalı havalı anlattığın şey tost muydu yani? Yani patatesin dostu. Patates rösti. Yakında tüm şef kapımda. Değil mi? Şey ya bu arada gerçekten patatesi değerlendirebileceğiniz çok lezzetli bir yemek yapıyoruz. Evet. Öyle tostu falan dediğime bakmayın. Öyle. Harika bir şey çıkacak sonunda. Gerçekten çok lezzetli. Kıyıda köşede biberiniz, soğanınız var. Pırasanızı böreğe değerlendirmişsiniz. Olsaydı onu da koyardım. Ama koymadım. Bunda... Nazar. Evet. Nazar. Dur bir dakika. Kızım. Bu sana iki tane şey yetmedi. Yetmedi. Tahsin'cim. Bu üçüncüsünü de şöyle... Şuraya biraz yakın olacak ama dur bakayım. Tamam. Süper oldu. Yakında birileri bana çapıt bağlarsa bu evde hiç şaşırmayacağım. Ama anak ağacı gibi bir şey oldu. Artık nazar değmez diye düşünüyorum. Yani eğer bundan da geçiyor gelip böyle bana değiyorsa bu hem nazar. Hem sıcakkanlısın. Hem konuşkansın, alçak gönüllüsün. Mesleğinde alçak gönüllü demesin. Mesleğinde bir numarasın. Çok. Var çok. Mı sana nazar değmesine bana mı değecek nazar? Estağfurullah çok daha iyi yerde var.
Ya senin o güzel kalbin güzel bakışından kaynaklı. Ben seni öyle görüyorum. Ay kurban olurum sana. Ben de sana. Gözlüklerin kaç numara? Benimkiler çok büyük, bazen göremiyor. İşte akıllı şey taktıracağım, mercek ama. İşte şimdi diyorum biraz daha hazır değiştireceksen bunları altın yaptır. E zaten bu öyle görmüyor musun? Kız gümüş değil mi? Hayır canım. Hayır. Aşk olsun. Aa, sen de. Yani. Siz gümüş mü değil mi diye tartışa durun. Ben de patates rösti için gerekli malzemeleri sayayım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet kırmızı biber, 2 adet yeşil biber, 5 dal taze soğan, 3 adet patates, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı tereyağı, 100 gram kaşar peyniri. Bu muhteşem tarifi yapabilmemiz için çok hızlı bir şekilde bu patatesleri ocağa koymamız lazım. Evet. Çok pratik bir tarif ama patatesleri haşlamak biraz böyle yavaş. Şuradan alayım mı patatesi? Burada tencerelerimiz. Ben bu kesme tahtasını alacağım. Kesme tahtamız burada. Sordum ben, her şeyin yerini. Tabii ben sana... Ben mutfağa girmeden böyle baktım böyle bana tencere verecekler diye çok uğraşıyorlar. Hemen hızlandırmak için. Zumurcuğum bir de bıçak setimi alabilirsem. Belki de gerek yoktur bu evde, onun da altın varaklısını buluruz. Sakın bıçak çantama bir şey yapmayın. Şey soyacaklar ama. Var mı? Evet. Bunu hızlı soyup bir şey yapmamız evet. lazım. Sen tencereye suyu koy. Koyayım. Hatta sıcak suyun varsa çay demlemiştim. Onun altındaki evet, sıcak suyu kullanalım. Onu... Al şefim. Ocaktan tasarruf. Evet. Teşekkürler. Ne yaptı kim buna, ne yaptı? Sen yaptın dün sabah. Kayıtları izlesinler. Buradan kurguya sesleniyorum. Gök koyun, elimdeki böyle bir ip gözüküyor mu? Seslenmediğim bir kurgu ekibi kalmıştı zaten. Oh. Mis. Şimdi ona tuzu da atalım. Ver bakalım. Patates tuz çekebilmesi için ve lezzeti kaldırabilmesi için mutlaka bu tarifte haşlarken koyuyoruz. Sebebi patatese sonradan eklenen tuz erimez. Püf noktası. Ya böyle var ya, ben gerçekten... Bazen püf noktalarını falan veriyorum. Çok hızlı verdiğimi söylüyorlar. Sizce öyle mi? Püf noktaları çok kıymetli. Bence de çok. Bence de hayatımızı çok kolaylaştırır. Aynen. Ama şey, bazıları da tarifi verirken eksik veriyorlar, biliyor musun? Aa. Tabii canım. Hiç öyle veriyorlar. Ama ben hiç öyle yapmıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Emek veriyorsun çünkü, değil mi? O kadar emek veriyorsun. Yıllar ama önce benim... Ama şimdi bu tarifi benim... kime verdiğine bağlı. Senin de eksik verdiğin oluyor mu? Ya tabii ki de burada asla öyle bir şey yapmam. Ama işte bazen niyet önemli ya. Niyet karşıdaki... önemli. Nasıl geldik? Ben hiçbir fikrim yok ama. Hayır, şeyden bağlayacağım. Evet. Karşı tarafın ne niyetle senin o tarif istediğini bazen şey yapabiliyorsun. Aslında tam olarak vermek ben lazım. Yaptım diyene uyuz oluyorum. Evet. Biz hepimiz şefiz ama biz de bir şekilde görüyoruz, esinleniyoruz vesaire ki. Vesaire. Tabii ki. Yani bir şeyini değiştirip de yaptığımız tarifler oluyor, aynısını uyguladığımız zaman da oluyor. Evet. Eğer aynısını uyguladığınızda adımı geçirmezseniz çok üzülürüm. Geçirmeyenler olduğunda da eksik tarif veriyorum. Şimdi kimse kimseden üstün değildir. Herkesin kendine göre evet. vasıfları vardır. Ben kaç yaşındayım bir yere gidiyorum, çok hoşuma gidiyor. Bunları yıkayıp hemen böyle dörde bölüp atalım içine. Çok haşlar. Beğeniyorum, hemen tarifini istiyorum. Yani. Değil mi? Çok güzel olmuş, harika evde olmuş. Evde de yapayım, çocuklarım evet. da yesin. Evet. Süper. Benden de istedikleri zaman ben de şu bıçağı alayım. Sağ ol. Ben de aynı şekilde. Bizim mutfak biraz dar. Darmar değil bu arada da. Ne evler gördük. Şimdi eşinizle nasıl tanıştınız hatırlıyorsanız da belli. Ah hayatım, biz görücü usulüyle evlendik. Bizim zamanımızda tanışma yok. Kafeye gittiniz mi diye soracağım, acaba diyorum o zaman kafe var mıydı? Ne kafesi? Ama bizde öyle bir şey yok. Sakızlı muhallebi yediniz mi? Yok canım. O da yoktu. Hayır canım. Vardı da biz öyle yok öyle, gidebilir misin sen? Mümkün artık tabii. Yok. Tabii. Ne biz yaptınız? Görücü usulüyle. Tamam, görümcem, tanıştırdılar sizi. Küçük görümcem görmüş beni bir arkadaş toplantısında, çok beğenmiş, hemen gitmiş eve arkadaş demiş ki... Arkadaş toplantısı asla altın günü değil ama. O zaman yoktu ki altın o günü. O da mı yoktu? Herhalde yani. Ya. 51 sene önce Tahsin'cim. 51 sene önce. Benim yaşımın iki katı. Yani. Dan bir fazla. Yani. O zaman böyle... O zaman kız yarım yüzyıl. Herkes birbirine komşular giderdi. O zaman çay demlenirdi. O zaman kısırlarmış, böreklermiş. Bisküvi. Hemen en kurtarıcımız hamurdu bizim. Hamuru hemen çok seviyorum. Fırından iki hamur alırız, kızartırız, yanına peynir. O da fırından. Tabii fırından alacağız. Nereden alacağız? O zaman kim mayalayacak? Çat kapı yapıyorsun. Görümceniz sizi beğenmiş. Sonra? Görümcem beni çok beğenmiş. Gitmiş tabii. Demiş ki abisine, alt sokakta bir kız var abi. Çok güzel demiş. Gelsene. Tabii. Ondan sonra... Biz de böyle karşılıklı oturuyorduk. Biz yeni taşınmıştık oraya.
Ay sonra baktık size şey yapmaya geleceğiz dediler. Güle güle otura geleceğiz dediler. İyi gelsinler. Kayınvalideniz. Kayınvalidem. Benim kayınvalidem de tam Osmanlı kadını yani. Öyle tabii, az buz bir kadın değil yani şimdi. Fabrika işleten kadın. Hadi Türkiye'de be. Türkiye'de de ikinci ehliyet. Masura fabrikası. Masura? He Mezura. Eskiden tabii. Masura. Eskiden ipliklerin, şimdi plastik. Eskiden ipliklerin içine bobin yapıyorlardı. He bobine, karton. He karton tabii. Onların fabrikası vardı evinin altında. Resmen tarih. Tabii canım. Türkiye'de de ikinci ehliyeti alan kadın. Bak şurada dek inkılap kitabında falan adı geçiyor olabilir yani. Kaynınıza. Var ya ayak seslerinden ödüm kopardı benim. Çok korkardım rahmetlikten. Vallahi. Vallahi. Allah rahmet eylesin. Bir bakardı böyle şimşek gibi. Sanki Mezura. Vallahi. Ama Mezura. Çoğu şeyleri de ondan almışımdır biliyor musun? Çalışmasına rağmen bir hamur açardı anlatamam sana. Şefim sen az önce duymadın. Nalan Hanım'ın kayınvalidesi Türkiye'de ehliyet alan ikinci kadınmış. Ne? Tabii. Kamyonet kullanırdı. Kendi şaka yapıyorsun. Tabii benim eşimle birlikte gider gelirdi böyle. İnanamazsın öyle bir kadındı. Ay maşallah ya. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin amin. Peki Nalan Hanım görücü usulü tanıştınız. Sonra etkilendiniz mi eşinizden? Vallahi ben onu ilk gördüğüm zaman dedim ki aman bu dedim ne kadar şey dedim böyle kart bir adam dedim. Kaç yaş var aranızda? Bizim 11 yaş var. Ne? Tabii. Kusun 69 o kaç? 79. Tabii ben yok. 67 o 77. 78. 78 yaşında. Ondan sonra ay dedim ben hayatta. Tabii ben dedim hayatta istemem dedim. Beni yaşlı adama mı verecekler dedim. Katiyen istemem rahmetli babam çağırdı beni. Gel kızım dedi senin dedi halli vakitli. O zaman da işte böyle ya memur hani ya devletten maaşı var ya böyle. Evet. Bunlar da çok iyiler, çok varlık. Biz de orta halliydik böyle. Ha. Dedi kızım rahat edersin dedi. Seni veriyoruz dedi. İyi, verdiler beni. Ben gittim. Eşinlik neyinden etkilendi? Vallahi hiçbir şeyden etkilenmedim. Bak içeride kızmasın bana. Şaka yapıyorsun. E tabii. E daha bir kere gördüğün adamın nesinden etkileneceksin? Ama şimdi hayır zamanla tanıştınız ya zamanla. Aa zamanla tanıştık. E çok cömertti. He. Böyle. Yine paranın açamadığı kapı. Hayır ya öyle bir şey kanat değil. Kanatını uçamadığı hayır, yer hayır, yok. Hayır hayır hayır. Bak kim insan çok paralıdır çok cimridir. Bilirim, mesela bilirim. Benim evime misafir gelirdi. Çok güzel ağırlardı böyle. Ya, hiç helal. Şey yapma derdi. Kim olursa olsun o ama yönden. Öyle böyle ikimiz boğa burcu. Tokuşa. Ben de boğa burcuyum Nalan Hanım. Öyle mi? Ay çok mutlu oldum. Çok sevecendir boğa burçları. Biz ben de burcuyum biliyor musun? Ne? İkizler. Aa benim torunum ikizler. Sever misiniz ikizler burcunu? Severim biraz dengesiz olurlar ama. Böyle dengesiz derler yani çift karakterli. Ama yükselenin önemli tabii. Başak. Aa o zaman değil. Nalan Hanım yumuşatmaya çalışıyorsunuz gibi geliyor bana. Yok. Ay burcu. Doğru söylüyorum ama Başak gayet yumuşaktır, titizdir, sevecendir. İkizler Burcu dünyanın en kaliteli burcu olduğunu düşünüyor. Kime göre? İkizler Burcu'na göre. Neye göre? Çünkü biz olmasak hayatın enerjisi olmaz. Buna net söylüyorum. Çok da güzel ağlay. O atarlı giderli sözlerin hepsini bence biz buluyoruz. Şimdi ne yaptık? Ben bu arada sebzelerimin hepsini doğruyorum. Patatesimi haşlanana kadar hem de oyalanıyoruz burada güzelce. Ardından kaşarımı da... Hatta sen bunu rendeler misin bunun için tabii böyle? Tabii ki. Bu patatesi haşlayacağız. Güzelce rendeleyeceğiz. Tavanın altına tereyağı böyle önce ince ince kesip koyacağız. Patatesi yayacağız. Ardından bu sebzeleri içine dolduracağız. Kaşarı da üstüne de patatesle kapatacağız. İçi sebzeli. Sebzeleri önceden pişirmeyeceğiz. Pratik. Buna böyle hafif hafif dişe dokunacak. Çok lezzetli olacak. Kendi rengini de koruyacak. Cıvıl cıvıl bir patates başlar. Tava denebilir şey değil mi? Bu arada ben bir gün tava tarifi de vereyim. Bizde çok yaparlar pırasa tavası. Ben de yaparım. Şey bilir misin? Kaygan ayı. Kaldirik otunu bilir misin? Bilmez mi? Kaldirik otu tabii, dünyanın en lezzetli şey olabilir. Biz ona hodan diyoruz. Hatta geçenlerde yaptım. Ben İnşaat çok lezzetli vardı. Dedim. Şimdi bir şey oldu. Biri mi seslendi? Nalan Hanım'ın torunu burada. Aa! Evet, seni görmeye geldi. Şey yapıyor değil mi? Sizleri görmeye. İşe giderken çocuklarınızı buraya mı bırakıyorlar? Evet, kızım çalışıyor. Sonra eşinizle evlendiniz, aynı eve girdiniz. Girdik biz kalabalık bir aileydik.
Ondan sonra bizim kapılar hiç kilitlenmezdi. Sabah biz aşağı inerdik, ya. Kahvaltı ederdik hep birlikte. Aa, herkes aynı işlerine aynı. Dağılırdı. Demek ki 50 sene öğlende kadar. Çıkarlardı, yemek yenirdi. Ama bir şey çok dikkatimi çekiyordu. Mesela sabah bir kalkıyorlardı, kahvaltı hazırlıyorduk böyle. Allah Allah, yarım çay bardağı çay koyuyorlar. Dedim ki niye böyle yapıyorlar? Hayır, hemen su koyuyorlar üstüne, paşa çayı. Ay dedim, neden biliyor musun? Bir an evvel içsinler, bir an evvel işlerine gitsinler diye. Hızlı çay içebilmek. Hızlı çay içebilmek için. Karadeniz'in ince kırmızı çizgisidir bu. Soğuk çay yani, içilmez. Evet, onlar çabucak yani çayın soğumasını beklemeden o kadar işlerine bağlı insanlardı ki bir an evvel çalışkan insanlar. Bu altın varaklar evet, bir yani. Yerden gelecek. Süzgeç alayım ben şu patates doğru haşlarını, hatta altını kapatayım, bunu güzelce süzelim. Bir de kapalıyım, hazır oradasınız siz. Tamam, nasıl bir şey vereyim sana? Ve rendeleyeceğim. Tamam, rendeleyeceğim, buyur. Şimdi ne yapacağım, patateslerimi rendeleyeceğim. Tereyağını içine koyacağım. Az önce yanlış söylemiş olabilirim. Tereyağını içine koyacağım, zeytinyağıyla tavada çevireceğim. Bilginiz olsun. Hem tereyağıyla böyle hafif yumuşayacak o, lezzet verecek. Patatesi de soyduk, süzdük, soyduk. Öyle hızlıca bunları birleştirip geleceğiz. Şimdi bunu baharatlarını da atacağım. Getireyim yani. Çok sıcak ama. Evet, çok sıcak o. Eziciyle ezsek. Ezelim hadi. Hadi ezelim çünkü çok sıcak, ellerin yanmasın. İşte, tecrübe. Hani şeflerin eli yanmazdı? Lavada sokmayayım elimi yani. Hani burada yanardağın yanında oturuyor ama şefin eli yanmazdı değil mi? Al canım benim. Teşekkür buyurun. Ederim. Rendelemeniz daha işinizi kolaylaştırır. Kolaylaştırır ama beklememiz lazım onun soğumasını. Değil bunu mi? Rendeleyeceğiz. O zaman soğuyacak. Soğumayacak. Ben şimdi bunu elim yanmadığı için rendeleyebileceğim. Çok sıcak be. Çok sıcak bebeğim. Yok yok, rendelerim. Üfle aradım. Üfle üfle üfle. Band kaydı uzamasın diye burada bana çektim benzetler. Patronu içerilerime sesleniyorum. Çok 120 dakika çekseniz ne olur Allah razı olsun. 75 dakika ısıtıracağız diye burada neler çekiyoruz yapmış. Çok ellerini yıka, yanar ellerim patatesi de. Açarız. Gel gel gel. Gel canım gel. Ah, hemen biraz tut, ellerin yandı. Ben sana dedim ama. Sıcak gel rendelenme. Kayıt uzuyor. ana yemeği şimdi bana 15 dakikada yaptıracaklar. Yarışıyormuşum ay, gibi. Olur mu öyle hadi. Şey? Neyse çek. Az soğutup soğutup yapayım dur. Tamam yapıyorum tamam. Ah Uğur. Ay Allah. Ay, çok sıcak gerçekten. Yok yok, işin şakası bir yana, şefin eli yanmaz. Yanmaz. Abartmış olabilirim. İşte İkizler Burcu da böyle. Hani bu kötü huyumuz. Evet, her kötü huyum böyle olsun canım. Tahsin Şef patates rösti için haşladığı 3 adet patatesi sırayla rendeliyor. Patatesleri rendeliyor, kendini haşlıyor. Siz olun, patatesleri haşladıktan sonra soğutup rendeleyin. Tamam. Vallahi kutluyorum seni, biliyor musun? Yaptık, vallahi yaptık. Vallahi şimdi helal ben olsun. Sizden bir tava isteyeceğim. Tamam. Tava burada. Bak hepsini böyle yakına getirdim ki oha. Şey olsun diye. Şimdik. Kolaylık olsun diye. Zeytinyağını böyle döktük. Döküyoruz. Kalanını da böyle biraz ters çevirdikten sonra biliyorum. Yapacağız. Kaygana gibi. Gibi. Evet. Sonra bunu böyle. Kolay yemek değil mi? Ne çok, kadar kolay. Çok hem basit. Lezzetli hem basit. Ben şunu... Böyle baktığımda kenarlardan hafif evet. Dışarı çıkarttırdım. Sonra buraya... Malzemelerini koyacaksın. Süpersin. Şöyle. Oo, rengin güzelliğine bakar mısın? Değil mi? Cıvıl cıvıl. Bak ben bunu bilmiyordum, öğrendim sayende. Bu çok yapabileceğiniz evet. Bence kaliteli, güzel bir evet. Tarif. Bunları da koydum. Evet. Ardından kaşar peynirini de koyuyorum. Tereyağını da küçük parçalar halinde şöyle böyle aralara koyacağız ki bu eriyecek ve içine lezzet verecek. Lezzet. Pişmeden bile çok güzel görünüyor. İnsan bunu böyle pişmeden de yer. Değil mi? En son tabii kızartmadan. Canım, sonra bak, kalan patatesi de. Evet. Misafirlerime hemen yaparım ben bunu. Bak bugün Şipşak. Bir şey öğrendim. Tabii ki yemek o kadar uzun, geniş bir şeye sahip değil ki. Mi?
Tabii. Her şeyin böyle muadil yapılabilir. Tabii. Yaratıcı olmak çok farklı bir şey. Yeni fikirleri hep açız. Evet, hep açız. Bak, kendinizden, ailenizden, damak zevkinizden bir şeyler katabilir, geliştirebilirsiniz. Mesela o yüzden ben patatesi doğruyordum zeytinyağla böyle çevire çevire. Ona kuzu kapama demiştim. Biz de onunla şimdi da kuzu kapama. Ay, baharatları da dur. Şöyle üzerine atacağız. Aman aman. Karabiber bu patatesin kaldırdığı en lezzetli en baharatlardan biri. Evet, bunu da kaldıracağız. Bunu şimdi kısık ateşe koyacağız. Evet. 5 dakika altı kızarana kadar ters çevirip 5 dakikada öbür tarafı kızarana kadar pişireceğiz. Ve servis ederken bütün edeceğiz. Dilimlemek isterseniz servis sırasında evet dilimlersiniz. Ben sadece burada servis ederken dilimlemem. Sebebi de şu. Siz masanızda bir tur daha ısıtıp belki tavada öyle evet servis edersiniz. Evet. Buraları bir toplayalım. Ardından ellerimizi bir yıkayalım. Ben bir anda buz tutayım ellerimi. Sonradan ikinci yemek için ve en pratik içli köfte için bütün de püf noktalarıyla birlikte burada buluşalım. Evet. Çok güzel ya. Ben vallahi çok eğleniyorum. Hiç yorulmuyorum. Sadece ellerim yandı. Olsun. Olsun. Ana şefkati onun da önüne geçti. Ay canım benim. Kurban. Hemen ilaç. Hemen toplayalım. Hadi toplayalım. Çok güzel. Yine püf noktası bol. Şahane bir yemek yapacağız. İçli köftenin en pratik hali. Aksini iddia eden varsa çıksın karşıma. Yok. Böylesi çok daha güzel oluyor bence. En bir de bu arada patatesimi de güzelce çevirdik ve kenara aldık. Servis zamanı artık siz ailenize tüketirken ısıtıp yersiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu tarif öyle bir tarif ki öyle aman aldım elime tek de yuvaladım ince oldu kalın oldu içine tam yayılmadı patladı kızartırken ya çatladı servis ederken kuru yok. Harcı hazırlıyoruz aynı sistem gidiyoruz içli köfteyle bir harç kim o? Üst gıcır, kattaki gıcır, gıcır komşu çocuklar var. Ablacığım var mı ablama? Var. Nerede? Dolabın üstünde ama. Oraya çıkana kadar duvara elimle vururum ben. Şey var merdane var. Ver onu da boyum yetmez. Çocuklar var o yüzden. Şeye vur. Abi buradan zeyn ses geçer. Yok yok yok. Dolaba vur dolaba. Yok yok olur mu? Olur olur bir şey ona. Hürriyet Hanım yukarıdan şimdi duyacak. Hürriyet abla. Hele bir dur ya. Duymuyor. Çocuklar temiz, ama. Çocuklar var. Çok, çocuklar. Bunu kaldıralım. Biz çok pratik bir içli köfte yapıyoruz dedik. Hızlıca başlamamız lazım. Bundan evet bir tane patates açacağız. Patates hazır bulmuşum her yere. Kullanalım. Malzemeleri saymam lazım ama bu sesle saymak istemiyorum. Yani zahmet olacak Zumurcuğum ama ben de o sırada hızlıca patatesi soyayım, ocağı atayım. Sen de bir malzemeleri sayıver. Tamam tamam seni bir kıracağım. Fırında pratik içli köfte için gerekli malzemeler. İç harcı için yarım çay bardağı zeytinyağı, 400 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 su bardağı ceviz içi, çeyrek demet maydanoz. Dış katmanı için 1,5 su bardağı ince bulgur, yarım su bardağı irmik, 1 su bardağı ılık su, 100 gram dana kıyma, 1 adet patates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 su bardağı soğuk su. Pişirmek için yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı ceviz içi. Şimdi bir küçük tencereye hemen bunu koyalım. Tamam. Ben sana tencere veriyorum o zaman. Sen bunu hallediver. Ben de şu bulgurları ıslatmam lazım. Bunun içine bir kap. Nerede? Tamam. Hemen veriyorum ben sana şimdi. Şefim nazar boncukların ters dönmüş. Hah. Göz ya. Bunlara bile etki ediyor. Bu da mı? Buyur canım. Çok zıplattınız beni az önce ondan. Buyur. Bu kabı. Tamam. Yemeği anlatmak ister misin? Yemeği şöyle anlatayım hemen. İçli köftenin mantalitesinde ilerliyoruz. İrmiğimiz, yani önce bulgurumu koydum. Bulgurumuz ve irmiğimizi böyle içine alıyorum. Bunları güzelce birbirine homojen gelene kadar böyle karıştırıyorum. Ardından kaynatın. Ben sizi bekletmemek için önceden ocağa su koymuştum. Onun kaynamasını bir tık bekleyip bunu hemen hızlıca ıslatacağım. Kıymayla baharatları, salçayı, sularını içine birleştirip bir su bardağı sıcak su, bir su bardağı normal su koyacağım. Çünkü çok da şişip kendisi almasını istemiyorum çünkü fırında da bu hafif zamanla yapılacak derken püf nokta verdim. Fırında? Fırında yapacağız. Hem de böyle şekillendirmeden tepsinin altında bu harcı yiyeceğiz. Arasına iç harcını koyacağız tekrar üstünü kapatacağız. Şey gibi oruk gibi. Gibi. Oruk gibi, börek gibi.
Aynen, çok pratikmiş. Pratik ya. Ben bu arada içli köfteyi çok severim. Ben de teyzem, çok severim. Hanife teyzem de çok güzel yapar. Ben de çok severim. Ben de hem de çok da güzel yaparım. İncecik böyle. Ama şimdi iki kişi kaldık ki eşimle ben. Zor geliyor biliyor musun? Ama bak bu daha bir pratik. Püf noktası vereyim mi? Ver tabii ki. İçli köfte harcan bulgur ıslatılmış tarif yapıyorsanız baharatlarınızı bulguru ıslatmadan önce koyun ki ıslattığın o birlikte zaman her yerine yayılsın ve evet, içine çeksin. Bence de. Püf noktası. Daha önce böyle yapar mıydınız? Yok. Yapın. Şimdi böyle yaparız artık. Böyle baharatlarını da koydum evet, içine. Bunu da güzelce karıştırdım. Islatınca daha çok özleşecek onlar birbirine. Aynen öyle efendim. Evet, özleşecek. Şimdi bu kaynadı mı suyumuz? Evet, kaynadı. Bak bakayım. Tamam. Elin yanmasın. Gerçi bak şimdi ben kaynadı diyorum, sen patatesden şey yapmadın herhalde. Şefim, dumanları görmüyor musun? Niye parmağını sokuyorsun? Ya biz hep kaynamayı fokur fokur olmasıyla almak geliyoruz ya. Şöyle kaynar suyunu hemen hızlıca döküyorum. Bir de bunu karıştıracağız. Kaşık vereyim. Olur. Aa, elinle karıştır. Tabii tabii. Tabii bir gün yaptıracağım size bunları. Buyur canım. Şöyle koyduk. Hızlı bir şekilde güzelce bunun kaynar suyunu yedirdim. Evet. Çok güzel. Yumuşadı o şimdi. Baharatlar içinde, bulgur içinde, irmik içinde ayrıyetten bir tane soğuk suyumu da koyacağım. Şöyle. Çok kolaymış. Çekmesin, biraz şişmesin. Şişmesin diye. Aynen öyle. Soğanı ne zaman ilave edeceksin? İçine ilave ediyor musun soğanı? Buna koymuyorum. Koymuyorum. İç harcına koyuyorum. İç harcına. Sizden rica edeyim mi soğanı da o arada hızlıca tabii doğrayalım? Tabii yemeklik ki. Tavaya da kıymayı kavuralım güzelce. Tamam. Bu tamam, iç harç olurken. Tamam. Bir yandan da iç harcımız için klasiktir. Soğan, sarımsak tavaya girecek, ardından kıymayı koyacağız, güzelce kavuracağız. Niye arkamı döndün? Ay canım affedersin. Ay ne affedersin? Kesme tahtını al böyle, gel soyalım. Tamam. Bakın bulgurum güzelce şişti. Sen soğanı da tavaya doğru. Aynen aynen. Tamam. Hatta yağını da koy onu. Aynen. Bak burada çeyrek çay bardağı, tamam, yarım çay bardağı, çeyrek diyorum. Nalan Hanım şurada yapın da güzel yüzünüzü görelim. Tamam, orada yapacağım. Bakın bulgurum şişti, suyunu da içine aldı. Şöyle göstereyim. Şimdi salçamı. Canım benim, ben bunu için elimde doğrasam olur mu böyle? Hey hey! Şimdi bulaşık biz alışmışız ya böyle. Yok bak. Bakar mısın? Adeta şov yapıyor Nalan Hanım. Ne oldu? Ben de yaparım. Yap hadi. Yaparsın tabii. Hazır yapıyorsun ablacığım, niye yapayım? Evet. Değil mi? Bazı ben evlere gidiyoruz, bütün yemekleri ben yapıyorum. Alışmışım böyle hep doğramaya elimde. Şıpşak. Oh! Tabii. Bak, bitti bile. Mis ben gibi de bunu güzelce yoğurdum. Ben bunu biraz daha böyle kenara koyuyorum. Bu arada biz bu harcı yapana kadar şişsin. Şişsin derken? Şişsin. S'yle mi söyledin? Evet. Soğan gözüm yok. Bu patatesimiz de haşlanıyor. Bu da tam o arada şu yükselecek. Bu patatesi haşlanınca içine koyup yoğuracağız. Evet. Yanmayacak elim bu sefer. Ne kadar bekleyeceğiz? Patates haşlayana kadar bekleyeceğiz. Çok beklemeyeceğiz. Ben şey soracağım. Bu eşiniz belli ki sektör değişmiş, gıdaya geçmiş. Hı-hı. İşletmeciliğini mi yaptı, mutfağına mı girdi? Mutfağına girdi. Ay direkt. O zaman birazcık şey tahtayı oldu. İflas demeyeyim de iflas gibi yani. Böyle tabii işler kesildi. Bayağı bir zorluklar yaşadık. Benim eşim o çok güzel para kazandığı zamanlar arkadaşları vardı bir görsen yanında. Hep yanında çanta gibi gezdirirdi onları. Yedirirdi, içirirdi, hiç şey yapmazdı ama hani derler ya düşenin dostu olmaz. Aynen öyle oldu. Hayatımda ömrümde unutamayacağım bir ben hallederim anım vardır. Böyle ben derdim ona, böyle arkadaşlarını getiriyorsun, eve davet bir sofralar açardık, görmeniz lazım. Ama o hep öyle derdi, olsun olsun ama ne zaman ki biz böyle bir an böyle yokluğa düştük. Ya anlatamam yani, o çok farklı bir şey. Hani siz tek başına olsanız her şeye göğüs gerersin. Ama çocukların var. O zaman 3 oğlum vardı. Hiç unutmuyorum. Bir bakkalımız vardı bizim. O bakkalım da benim eşimin arkadaşıydı.
Hadi. O yedirdiği, içirdiği, gezdirdiği arkadaşıydı. Dedim ki nasıl olsa dedim yabancı değil, çay demleyeceğim. Çay yok. Ondan sonra çok cüzi bir 3 lira bir para var elimde. Ondan sonra dedim ki gideyim de dedim ona çay alayım, biraz peynir alayım. Çocuklar da sucuğu çok severler, alışkınlar. Bir de dedim sucuk alayım dedim. Gittim şimdi. Dedim ki işte ismini vermeyeyim, rahmetli oldu. Dedim ben çay alabilir miyim ama parasını veremeyeceğim dedim. Yani haftaya versem olur mu dedim. Bana ne dedi biliyor musun? Biz dedi çayları dedi yazmıyoruz dedi. Veresiye vermiyoruz. Yenge dedi, veresiye vermiyoruz dedi. Çayları. Ay nasıl oldum? O bakkal dükkanı böyle başıma yıkıldı. Dedim ki Allah'ım bu nasıl bir şey? Söylediğime de pişman oldum sonra. Sonra onun erkek kardeşi vardı ki benim eşimin bir bardak çayını bile içmemiştir. He. Kulakları çınlasın, yaşıyor şimdi. O bu hat belki bizi izlerken selam olsun ona da. Dedi ki döndü abisine, ne diyorsun sen ya dedi. Yabancı mı onlar? Biz onları tanımıyor muyuz? Yenge istediğini al dedi. Ben bir paket çay aldım, bir tane ekmek aldım. Tam bakkalın kapısına böyle geldim. Dedim ki ben çocuklar sucuk istemiş. Döndüm arkamı. Dedim ki bu kadar para var. Bununla da sucuk olur mu acaba? Ama yerin dibine giriyorum böyle. Dedi ki olur mu öyle? Veririz tabii dedi. Allah sizi inandırsa şu işaret parmağımı kadar bir sucuk verdi bana. Bu kadar bak bu kadar. Sonra ben onu eve geldim. İncecik 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 doğradım. Tabağa koydum, kulaklıya koydum onu. Kulaklı deriz biz. Şimdi onu çoğaltmam lazım. Değil mi? Biraz yağ koydum, biraz su koydum. Ondan sonra onu çoğalttım böyle. Ama ne kadar çoğalacak ki bu kadar? Şimdi sofraya oturduk. İki tane büyük oğlumun önüne koydum. İki tane küçüğünün, iki tane ortancanın önüne. Buraya da peynirimiz, zeytinimiz var. Şimdi oğlum baktı bana dedi ki anne ben bunun hepsini yemem, bana çok koymuşsun. Bunun birini sen al dedi. Öbürü dedi ki bu da bana çok dedi, bu da ben de bunun hepsini yemem dedi. Ben anlatamam böyle, o kadar duygulandım ki bak aklıma geliyor. Ana ana. O senin güzel kalbin, ondan o senin yetişirme. Ondan sonra şey oldum böyle. Dedim ki bak bana dokunuyor, mideme dokunuyor. Ben yiyemem. Aradan tabii yıllar geçti, yıllar geçti. Bir gün tabii benim ortanca oğlum çok şükür hamdolsun gurur duyuyorum çocuklarımla. İnşallah. Beni hep gururlandırdılar. Şimdi çok güzel iş insanları. Hepsi kendi işleri, yerleri var. Maşallah. Gittim oğluma. Sabah kahvaltısına böyle şey yapacağım. Dedi ki bana böyle sucuklar almış böyle asılı duvarda. Anne dedi sen dedi sabah kahvaltısında dedi sucuğu sen yapsana dedi bana. Sen yapar mısın sucuğu dedi. Senin yaptığın sucuğun lezzeti hiç yok dedi. Benim hemen aklıma geldi biliyor musun? Gözlerim doldu. Dedim ki oğluma hatırladın mı dedim. Hatırlamaz olur muyum anne? Bak şimdi var lezzeti yok dedi. O zaman yoktu onun lezzeti vardı dedi. Yani insanlar varlığı ne kadar güzel yaşıyorsa ama ben o yokluğu da o sıkıntıyı da çocuklarıma hiç hissettirmeden yaşattım. Ama önemli olan hayatı bilerek severek yaşamak. Kesinlikle öyle. Çok şükür hamdolsun. İşte ben bir söz okumuştum çok doğru. Bir evde 4 dilim pasta varsa. Evet. Beşinci dilimi yani 5 kişilik bir aileyse pasta sevmiyorum diyen insan annedir derlerdi. İşte o annenin yetiştirdiği evlatlar da böyle. Hala çocuklarım sucuk yaptırırlar, bana da gönderirler. Diyorum ki yemiyorum oğlum ama yok. Elimde böyle böyle üzüldükçe sıktım peçeteyi biraz duygulanıyorum ama. Duygulanıyorum işte aklıma geldiğince. Duygulanılmaz mı ama tabii. Hepsi de çok güzel anılar. Yaşanmışlıklar var tabii, yaşanmışlıklar var. Ben karıştırabilirim istersen. Sen onu karıştır o zaman, tamam. Ben de ne yaptığımızı ufakça anlatayım. Tamam canım. Biz güzelce bunun şişmesini bekledik. O arada patateslerimiz haşlandı. Şimdi hemen süzüp içerisine ilave edeceğim. Güzelce bir yoğurup harç elde edeceğim. Bütün iç malzemelerini saymıştık zaten. Hepsi bu kabın içerisinde. Ne var o kabın içinde? Bulgurum, ince bulgurum, irmiğim, baharatlarım, tuzum. Bir de haşlanmış patatesim içine girecek. Salça ve kıymam da var. Dış harcında da. Fırında olacağı için dışına da kıyma koyuyorum. Zaten içli köfte bir dış harcı kıymalı olan olur. Bir de kıymasız olan olur.
Bunda kıyma da koyuyoruz içerisine fırına gireceği için. O lezzet aslında dış harcında da bulunsun diye. Ayrıyetten iç harcı içinde soğanımızı, kıymamızı güzel kavuruyoruz. Bir de sarımsakları da ilave ettim içine. Şimdi senden ricam bütün bu baharatlarını koyman. Koyalım. Tuz, karabiber, toz biber ve kimyon var. Evet. İç harcına da bunları koyacağız. Ocaktan alınca da maydanozuyla cevizi girecek. Sonra tepsinin içine yayacağız. Şu ben patatesi soyayım. Çok pratikmiş bu. Ben neden bugün süzeceğim şeye soyayım diyeyim. Pratik değil mi? Çok pratik ya, çok kolay. Herkesi yani yapabilir. Cesaret edemiyor. Neden ince mi açarım, kalın mı açılır? Tutar mı? Tutar pişerken mı, tutmaz çatlar mı, çatlar mı, haşlasam patlar mı? Hiç 5 dakikada harika bence, bir lezzet. Bence, ben de öyle düşünüyorum. Süpersin şey sen. Ay kurbanım. Nalan Hanım içli köftenin iç harcını karıştırırken Tahsin Şef de haşlanan patateslerin suyunu süzüyor. Ah, öğrenci evimde süzgecim yoktu ilk taşındığım zaman. Sen anlatınca o geldi aklıma. Hep de böyle ev toplama, ilk öğrencimde her şey böyle toplamaydı. İşte yengemden halım, televizyonun başka yerden diye. Evet. Hani hep böyle bir evet. Zigon sehpayı bir şey kapıda şeyden kuzenimden evet. Almıştım vesaire. Şimdi böyle bir... oldukça yani o evet. Zamandan öğrendiğim şey işte bunu yaşayarak öğreneceğim. Yaşayarak bunu. Öğreniyorsun. Başka evet. Başka nasıl evet. Öğreneceğim? Benim de daha önce oturduğum yerde öğrenciler vardı. Her gün onlara yemek verirdi biliyor musun? Çünkü her biri bir yerden gelmiş. Annelerinden uzak. Her yaptığım yemekten onlara şey yapıyordum, veriyordum. Bugün diyordum kaç kişisiniz, ona göre yapıp veriyordum onlara. Öğrenciler, bu arada ya biz evlere gidiyoruz. Evet. Hep ablalara böyle benimle yemek yapmaya yarışıyorlar. Öğrencileri sesleniyorum buradan, çağırın. Bence de öğrenirler hem. Hem öğrenirler hem de kıyıda köşeye almış makarnayı nasıl değerlendirebilirler. Evet, evet. İlla ben haşlayıp bunu salçalı mı yapmak zorunda evet. Diye düşünebilirler. Hayır, çok daha lezzetli bence şeyler yapabiliriz. Aynen. Çağırın geleyim. Ama gerçekten. Gençler de çok meraklı biliyor musun şimdi? Ne kadar meraklılar yemek yapmaya. Tabii bir de artık bir de şimdi. Sonra daha uygun oluyor. Öğrensinler evlerinde yapsınlar. Ya, mis evet. Gibi. Bir de şey mesela gece 2-3 illa şey de ki öğrencinin klasiğidir ya vize haftalarında. Ya, final haftalarında sabaha kadar ayakta durmalar. Ya. O zaman baktın dışarıdan da yiyemiyorsun, tüketemiyorsun. Hemen evdeki malzemeyi nasıl değerlendiririz? Güzel, orada çok güzel malzeme çıkar bize. Çok güzel yemekler verebiliriz. Yani evlere geliyoruz burada her şey var. Evet. Baksana ablam ben 3 gün daha gelmezsem böyle bir aylık erzak var dolabında. Var var. Çok yani şey şükür, için hani yapmışsın konservelerimiz. Aynen, annelerimiz aynen. Hep böyledir ya. Aynen. Katık 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 her yer. Hemen püf noktayı da vereyim. Çok oluverdi bak. Vallahi bakın patates girince hemen nasıl topladı hamuru. Evet topladı kendini. Birbirine yapıştırdı. Patatesin bunda olmasının amacın tutucu oluşu. Evet. Yumurta yerine patates koymamızın sebebi de fırına gireceği için normalden daha çabuk kuruma ihtimali olduğu için kurumasını engellemek. Evet. Sen fırını aç. Şimdi ben bunu da güzelce yordum. Bir fırın tepsisi isteyeceğim senden. Böyle cam tepsi versen olur mu? Bir de fırını açar mısın? Açarım canım. Turbo mu yapayım normal mi? 600. 200 mü? 180 mi? 200 derece ideal. Zaten her şeyimiz pişmiş ve şişmiş gireceği için evet. Kızarmasını bekleyeceğiz. Zeytinyağımız vardı üzeri için dediğimiz. Onun birazını böyle alta koyuyorum. Şöyle güzelce. O kadar basit ki. Çok basit. O kadar basit herkesin yani. Herkesin gözü hani kapalı yapabileceği bir tarif. Tarif. Bu arada iç harcına eğer evinizde taze reyhan tüketiyorsanız var derseniz evinizin bir köşesinde taze reyhan da koyabilirsiniz. Peki ve kuru reyhan olmaz mı? Kuru da olur ama yani koymamamızın sebebi aslında bizim hani sormadım da sana gerçi. Evet. Hani şey muhabbeti yani anladım. Biz kuzu olur, değil dana olur. Kıyması var dolabımızda. Evet. Genelde kuzu harcı böyle kuzu kıymayla da karıştırırken evet, yaptığınızda koyarsanız. Biraz olmasın diye. Tabii tabii o da herkes aynen. Etin kokusunun önüne geçmek için. Analar nasıl biliyor? O reyhanı koymamızın sebebi de kokusu geçsin diye. Şimdi iç harcı dökmenizi isteyeceğim bunun içine. Nalan Hanım ocaktan aldığı iç harcı Tahsin Şef'in cam kaba yaydığı dış katmanın üzerine yayıyor. Ardından üzerine maydanoz ve ceviz serpiyorlar. Ardından bir hafif elimi yağlıyorum. Süper oldu vallahi. Şöyle. Elimi yağlamamın sebebi üstünü kolay şekillendirmek şey için. Şey olmasın diye aynen, değil mi? Öyle. Şimdi bunu püf noktasında ayrıyeten bir tarafa koyup yaymaya çalışırsanız eşit yayılmaz. Böyle elinize parçalar alıp şöyle şöyle koyun. İşi biliyorsun sen. Boşuna şef demiyoruz sana. Şöyle. Maşallah. Ardından birleştirmeniz ve kapatmanız çok daha rahat olur. Bir anda böyle ortaya koyup yayarsanız ortası boş kalır. Şey yapmaz. Sonra elinizle birlikte desteklersiniz. Şöyle incelte incelte. Tahsin Şef ikinci dış katmanı eşit dağılmasını sağlamak için eline parça parça alıp hafif bastırarak yaymaya çalışıyor.
Ardından üzerine bir kat daha maydanoz ve ceviz. Pratik içli köftemiz artık fırına girmek için hazır. Bu zeytinyağını da en son üzerine gezdireceğiz ki böyle pişerken kurumasın ve bu da bir onu çıtırdatsın diye. Bu zaten şöyle iki hamleye yayılacaktır bütün her tarafa. Bunu koyduk. Hadi bakalım. 200 derecede 20 dakika çok güzel bir şekilde pişecek. Ellerim yağlandı. Emek verdik, terledik. Biz bir toparlanalım. Evet. Şuraları da bir toplayalım. Ben de bu sefer ellerimi lavaboda yıkayayım. Bence tamam. De. Ben de buraları toparlayayım. Tamam, sen de buraları toparla. Hemen öbür malzemeleri koyup getirelim. Muhteşem bir tatlıyla geliyoruz. Zumur gel, Zumur gel. Zumur! Ya bir... Neresi burası? Bilmiyorum da Bülent Hanım'ın lavabosuna benzemiyor. Baksana şuraya ya. Allah aşkına buna çöp atabilir misin? Şaka yapıyorsun. Zumur ben şok oldum. Bu kadar altın sevmek. Şuraya baksana. Her yer işlemeli. Her yer. Gel gel bak kapının arkası şunları bak çizme iki tane var. Ne anlama geliyor bunlar ne? Ay şu ne acaba havlu mu ne bu? Çorap. Ya bunlar ne anlatacak? Neden yapılır bu zumur biliyor musun? Bence onu tatlıya başlarken soralım Nalan Hanım'a. Yanıma alıyorum bunu ben. Vallahi çok güzel ya. Bir fazla mı? Bir tatlı yapıyoruz ki muhteşem. Hamurlu, ballı, hazır dedim balı gördüm. Yazlığa da gideceksin orada şekerlenmesin, yanında taşımayla dolaşmayla hepsini değerlendiriyorum. Karamelli hamur kızartması için gerekli malzemeler. 3 adet yumurta, 250 gram un, 1 paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, 2 su bardağı bal, 1 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı buğday nişastası. Kızartmak için 4 su bardağı sıvı yağ. Biraz ağır bir tatlı. Bunu baştan söylüyorum ama bunu yedikten sonra diyeceksiniz ki ya profiterol mi yiyorum? Acaba ekler mi yiyorum? Ya bir tadı bana bir yerden tanıdık geliyor ama ne bu diyeceksiniz. Hamuru ayrı yapacağım. Sadece şu balla şekeri de şerbetini ocakta kaynatacağım. Bir nevi karamel haline getireceğim. Karamel gibi. Onları da kızart. Hamurları kızarttıktan sonra da bir bulacağım ki içine. İçine yemede yanında yat. Bu sırada ben lavaboya gidince bir tane şey gördüm orada. Kapının arkasında. Kapının arkasında, evet. Zumur versene onu, getirdim buraya ben. Ay canım benim, o benim anneciğimin, Allah rahmet eylesin. Annem 3 yıl oldu vefat edeli. 72 senesinde, hatta 71 senesinde benim çeyizime yaptığı çamaşır torbası. Tabii bu çamaşır torbası, bak buraya yazmış çorap. El işlemesi mi bunlar? Tabii tabii, bu aplikeler. Ben bunu... Hiç kıyamıyorum böyle bu aplike hep elde yapılma hepsi çöp işi sap işi bak ya overlock değil mi bunlar? Hayır hayır elde o zaman overlock mu var? Onu hatıra olarak saklıyorum. Ya, sanat eseri bence. Her yer emek. Aynen öyle. Her yer emek. Aynen öyle. 50 sene evliliğin her köşesi tarih. Tarih. Her köşesi yaşanmışlık. Aynen. Ben bir karıştırma kabı alayım senden. Vereyim ben. O sırada da böyle bir tencere de alayım. Böyle pilav tenceresi gibi geniş olursa tamam. Çok sevinirim. Tamam. Bu yağı da hafiften ıslatalım. Tamam. Ben hızlıca da hamurlarımı yapayım. Bunu versem sana olur değil mi? Olur tabii neden bakayım, olmasın? Burada yok. Şu tuz gelmiş. Yani şey. Olur olur. Tamam şimdi sana bir de tencere vereceğim. Aynen. Bu hamur çok basit. Öyle pataşı hamuru yani profiterol hamuru gibi. Ekler hamuru gibi böyle zahmetli ya da tulumba hamuru gibi zahmetli bir hamur değil. Gayet bütün malzemeyi birbirine karıştırıyorsunuz, yoğuruyorsunuz, sarı bir hamur elde ediyorsunuz. Bir nevi makarna hamuru gibi ama nişasta evet. Olduğu için daha kıyır kıyır olacak böyle. Kıyır kıyır olacak. Yağın evet. İçine de şerit şerit kesip kızartacağız. Süper. Sonra bu şerbetle birlikte de püf. Mis gibi. Ama önce şey bir daha küçük ya bunu yağa koymak için alayım senden. Tamam. Bir de şu şerbeti koymak için alayım. Tamam. Şöyle yağını da içine ilave ediyorum. Şerbet için bu iyi midir? Gayet iyidir. Aynen öyle. Şunu da ocağa alıyorum. İkisinin altında yakacağız. Tamam. Senden balımızı ve şekeri içine koymanı istiyorum. Tamam, bir de böyle canım. İlk
ısıyla bal yumuşayana kadar biraz karıştırmanı istiyorum ki dibine yapışmasın tamam. Şekeri. Tamam. Harikasın. Karıştırdım. Altın sarısı olana kadar bunu karıştıracağız. Hızlandırılmış karamel. Baktığınızda yani uzun aman karamel yaktın mı şekeri, yakmadın mı vesaire derdine son. Hani yapmak istiyorsanız muadil. Hatta bunu yapıp trileçe falan yapıyorsunuz ya bizde. Onun üzerine de karamel olur. Döküyorsunuz. Bunu da yapıp değil üzerine mi? O harcı koyabilirsiniz. Bir su bardağı. Şekere iki su bardağı bal. Ölçü bu. Bugün hep ilkleri... Değil mi? Hiç yapmadığım şeyleri öğrendim. Öyle hep yaptığınız şeyleri yapacağım. Niye gelmiş olayım? Evi değil böyle mi? Görünce dedim pratik, ki bu kadar. Pratik. Hazır var her şey var evde. Her şeyi zorunu yapıyoruz biz. Ne kadar kolay, ne kadar pratik. Bu yağın altını açmıyoruz değil mi şimdi? Açalım bir yağı. İnceden açalım tıngır tıngır yavaş, kızarsın. Yavaş, aynı kızarsın, hamur yapana evet. Kadar. Şöyle unumu da içine atacağım. Bütün malzemelerimi. Hani bu tatlıyı da... Şimdi soğuk şeyin içine, yağın içine atıyorlar ya bazı tatlıları. Tulumba. Ha tulumba mesela, evet. Lokma gibi. Evet, lokma sıcak ya. Sıcak, tulumba pardon. Bunu da demek ılığa mı atıyoruz sıcağı mı? Yok, kızgın yağda kızgın kızartacağız. Yağda. Tamam. Bunu yapana kadar da o kızarsın. Şefim, bir bardak şerbet verir misin? Böyleyken mi? Ne olacak ki? Sol elinle yaparsın, hadi. Onu gördün orada ya. Ama canım çekti. Tabii çeker. Burada sıcaktan yemek yapan ben... Uğraşan ben, şerbeti isteyen sen. Gel yoğur bunu. Olur ver. Olur diyor. Şerbeti Nalan Hanım yapmış sanırım. Evet, ben yaptım. Ne şerbeti? Lohusa diyor. Bizim lohusa şerbetlerinde kullandığımız şeker vardır. O şekeri biz bir şeyde de kızamık şekeri. Bir lohusa şerbeti o zaman. Kızamık şekeri gibi ama bunun içinde zencefil var, hafif karanfil var, tarçın var. Bir yoksa... de bu şeymiş değil mi buna? Bir tatlı kaşığı tuz girip öyle içmen gerekiyor değil mi bunu? Bir tatlı kaşığı karabiber, kadar. Karabiber tuz değil karabiber. He bak işte bunu sen öyle içmen lazım. Ben şimdi buna bir tatlı kaşığı karabiber koyayım. Neredeydi karabiber? Usulüne uygun içmemiz gerekiyor. Yok ben böyle içerim. Yok ben bir tatlı kaşığı karabiberi koyalım. Öyle. Ama şimdi orijinali neyse onu iç. Bilsin geleneklerimize saygısı olsun. Ben başka bir yerde orijinalini denerim. Hadi ver. Bunu sürekli karıştıracağım. Nasıl şefim? Kalanı ver bari. Oh bunun içinde buzu koyup şöyle balkonda değil var mi? Ya. Mis gibi. Aman. Kalanı ver kalanı. Bence verme. Ne vereceğim ya? Evet. Aynı bardaktan şey mi içilir? O kadar da değil. İstiyorsa ona veririz bir bardak tekrar. Börek ver bari biraz. Olmaz. Bir şom bekleyin azıcık ya. Şu hamur matımı alabilir miyim Zumurcuğum? Bu oluyor sakın mu? Onu alıp geri çekme de. Hamur matımızı da aldık. Salladım çünkü seviyorum. Matım gelince bir hoşuma gidiyor. Oo. Bak şimdi. Şeye bakacak mısın bir? Hani burada da şey var diyor. Şerbet çok konuştun diyor. Şunları şöyle vereyim sana. Tamam. Bunları da vereyim hatta. Alayım. Merdane ister misin? Yok. Bu nasıl kıvamı? Gayet güzel gidiyor. Biraz daha böyle şey yapsın alacağız birazdan tamam. Onu. Nalan Hanım tatlının şerbetini koyu renk olana dek ocakta kaynatıyor. Tahsin Şef ise tatlı hamurunu yoğuruyor. Bu hamur biraz sert bir hamur. Sabredin bunun hepsini alacak bu. Evet. Şöyle. Hamurda hiç su yok fark ettiniz mi bilmiyorum. Çünkü tatlı yapacağız ve kızartacağız. Sulu hamurlar ki lokmadan da görüldüğü gibi eğer uzun süre yoğurulmaz, doğru da yoğurulmazsa... Ne olur? Patlar. Patlar. O da yağdaki sıkıntıyı artırır. Tabii doğru tekniklerle yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Lokma hamurunda su var sonuçta. Ama eğer doğru yapılmazsa sıkıntı girer. Onu da böyle söylemiş olalım. Evet. Şimdi bir de bu hamurda niye yok? Bu da hamur böyle kızaracağı için. Böyle hafif kabarık kabarık. Güzel olacak. Tavsiyemdir eğer hızlı yapmak istemiyorsanız bir yarım saat dolapta dinlendirmeniz daha güzel olur. Yumurtalı hamurlar için söylüyorum. Evet. Daha güzel kendini toplar sıkar. Çok pratik. Ama biz tabii ki de öyle bir vaktimiz yok. Her şeyin pratiğini yapıyoruz. Hemen olur mu? Hemen de olur. Şöyle uzun uzun rulo haline getireceğiz. Anladım. Böyle. Evet parmak ucu keseceğiz. Yardım et. Kızartacağız. Bu oldu galiba. Oldu mu? Oldu. Renge bak oldu. Ya. Hemen Zumura'da göstereyim onu. Elin yanmasın ama. Ama yok. Senin elin alışkınsın. Bak Zumur, şu köpeğe bak.
Harika bir karamel oldu. Bu kapatalım. Ama dikkat tamam edelim. Şunu ben şöyle kenara alıyorum. Tamam. Tamam. Altında ocağını kapatalım. Kapatalım. Şimdi hızlıca bu hamurları açalım, keselim. Sonra kızartmayla tekrar geri geliyoruz. Geri geliyoruz. Tahsin Şef ve Nalan Hanım tatlı hamuruna önce ince uzun şekil veriyor. Ardından kızartmak için bıçakla eşit parçalara ayırıyor. Son hamurumuzu da güzelce şekillendirip şimdi bunu altını koyduğumuz kızan yağın içine atıyoruz. Yavaş yavaş atacağız. Sen bugün yaktın herhalde. Ben bugün bir şey var benim üstümde. Nazar var diyorum ben. Nazar çok dedik, çağırdık nazarı. Evet. Bunu ara elimde sıkıştırdım. Bir kevgir gibi bir şey var mı? Ne çıkartmışız bile o. Oh. Onlar harika güzelce karıştıra karıştı. Hemen gördünüz zaten etler dönmeye nar başladı. Gibi. Nar gibi kızaracak. Kızardığı gibi çıkartacağız. Bunun içerisine atacağız. Ardından da karıştırıp porsiyonlayarak servis edeceğiz. Siz artık porsiyon miktarı bir çay fincanının içine, yani kahve fincanının içine böyle koyup da şekillendirebilirsiniz. İsterseniz kaşık yardımıyla birer kaşık alıp böyle tepsiye şekillendirebilirsiniz. İyice soğuduktan sonra da servise hazır. Hafif böyle kıtırdamalar, hamurun lezzetiyle. Bunun içinde hiç şeker olmadığı için onun şeker dengesini de dengeleyecek. Bence güzel bir tatlı. Harika bir tatlı. Bir nevi yalancı tulumba diyebilecek hale geldik mi? Evet, geldi. Bence de öyle oldu. Evet. Hafif tatlı tatlı kabardı hamur. Rengi de çok güzel olmaya başladı. Rengi de çok güzel oldu. Harika. O zaman bu tamamen kızarsın. Hatta ben şunu şöyle koyayım. O güzelce kızardıktan sonra bunun içine alalım. Porsiyonlayalım. Bir de bu sırada buraları toplayalım. Yemeklerimizle birlikte şu çok lezzetli soframızı kuralım. Kuralım. Tamam. Tamam. O zaman görüşmek dileğiyle. Lezzetli görüşmek soframıza dileğiyle bekliyoruz. Kızgın yağda minik hamurları kızartan Tahsin Şef, rengi koyulaşanları kevgirle süzüp ballı şerbet tenceresine aktarıyor. İşte Tahsin Şef'in bugün Nalan Hanım ve ailesi için hazırladığı lezzeti şahaneler. Patates, renk renk sebze ve kaşar peynirinin en uyumlu birlikteliği. Patates rösti. İçli köfte sevenler ama yapamayanlar veya yapmaya üşenenler için fırında pratik nefis içli köfte. Ve balla hamurun müthiş buluşması. Karamelli hamur kızartması. Bugün soframız hem görkemli hem çok lezzetli görünüyor. Ellerine sağlık Tahsin Şef. Afiyet olsun Nalan Hanım. Patates röşti yaptık. Çok şahane karamelli hamur kızartması yaptık. Bir de üstüne içli köftenin en pratik halini yaptık. Ben çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. Böyle anaç ruhunuz, altın varaklı eviniz, her şeyiniz çok, çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Hepsi harikaydı. Bugün çok şeyler öğrendim. Estağfurullah. Pratik, lezzetli, çabucak yapabileceğimiz şeyleri, ellerin kolların dert görmesin. Ay, çok teşekkür her ederim. Zaman bekliyorum, her bunu zaman saymıyorum yalnız. Her zaman her gelirim. Zaman. Bak burada altın varakları da görüyoruz. Aa, Melek Su bu ne? Bilemedim. Gel böyle gel. Gel. Yanımıza hediyemi gel, getirdi Tahsin abin bize. Gel. Ay, çok teşekkür ederim. Sizin gelmeniz en büyük hediye. İsmin ne senin? Teşekkür ederim. Melek Su. Allah, anne nerede? İşte. İşte. Sen de buradasın. Beni seviyor musun? Doğru söyle. Ne kadar seviyorsun? Çok. Göstereceğim. Elinle göstereceğim. Böyle. Dünyalar. Biz eskiden dağlar kadar derdik. Evet, dünyalar kadar. Ya. Söylemem öyle. Sen çok seviyorum. Öp beni bir kez. Oh, oh. Ben de öpeyim bir kere. Oh. O zaman hediyemizi de açalım. Hadi açalım. Bir bahaneyle hediyeyi de getirmiş oldum. Çok teşekkür ederim. Duydum, ekip zor saklamış senden hediyeyi. Anneanne hediyemiz var. Oh. Anneanne hediyemiz var. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır demişler. Boşa da dememişler. Tabii. Bu fincanlarla kahve içerken daima sizleri hatırlayacağım. Yakın. Daima seni hatırlayacağım. Hep hatırlayacağım. Aa. Da ama bu fincanlarla kahvede bahanesi içtiğinde olur. Aynen. Aa, altın detayı. Ama asla tam unutmadım. Da bana göreymiş. Yani tam zevkli. Sunum kaplarımız süper. Çok teşekkür ediyorum. Her şeyimiz ediyorum. Harika.
Çok keyifli bir gündü. Siz de derseniz ki Tahsin gel evime. Yemek yapalım, gülelim, eğlenelim. Ya da sen yap ben seni izleyeyim, bana püf noktası öğret. Ya da öğrenciyseniz evimde 3-5 malzeme var, ben ne yapacağım bunlarla? Gibi tüm soruların cevabı için www.showtv.com.tr adresine girip bizi evinize davet edebilirsiniz. Biz de gelir şahane yemekler yaparız. Hem güleriz hem de eğleniriz. Ben bugün çok keyif aldım. Ben de çok keyif size aldım. Size ve ailenize çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Hediyeyi güzel günlerde kullanmanız, hoş sohbetlerde ediyorum. Kahve içmeniz çok, dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Bugün de Şef Kapımdan'ın sonuna geldik. Görüşmek üzere bir sonraki programda. Hoşçakalın. Sabırsızlıkla bekleyin. Geliyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Tahsin Şef'in yaptığı harika yemekleri tadıyoruz. Ellerine, kollarına sağlık, nefis olmuş. Tekrar görüşmek üzere.